Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد بقرة سورة 89 آيات أستعيذ بالله ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ve ular bilen birge bugün, yani Tevrat. Yahudilerde bugün Tevrat'ını tasdik kılıcı bulup, Allah'ın huzurudan ularge bir kitap kegende ve ular bundan aldın, bu Kur'an kelişligiden aldın, Muhammed Aleyhisselam kelişligiden aldın, kafir bugünlerinin karşısıya, kafir bugünlerinin ziddiye Allah'tan fath talep kılışarıdı. Nusret talep kılışarıdı. Ularının tanigen nesnesi ularge kigende unge kafir buldular. Kafirlerge Allah'ın laneti kafirlerge sabittir. Ya ki kafirlerge Allah'ın laneti busun. Dip Allah Teala bu ayette haber veriyat. Tafsirde وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ مِنَ التَّوْرَاتِ وَالْقُرْآنُ Yani ularla birge bugün kitap bu Tevrat'tır. Tevrat'ını tasdik kılıcı kitabı ise Kur'an'dır. وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ Yani قَبْلَ مَجِيهِ Kur'an gelişliğinden aldın. يَسْتَفْتِحُونَ يَسْتَنْصِرُونَ Nusret talep kılışardı. عَلَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirlerinin ziddiye. يَقُولُونَ اللّٰهُمَّ انْصُرْنَا عَلَيْهِمْ bin nebiyil meb'usi ahiret zaman. Eşerler ki, ahir zamanda cünnetledigen peygamber bilen kafirlerinin ziddiye bizlerge nusret birgin deyip Allah'a dua kılıp eşerdi. Felemme ce'ehum me'arafu minel haqqi ve huve ba'setun nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Lekin, ular tanigenlerse, yani peygamberimiz aleyhisselamın cünnetleştigiden ibaret bugen haq. Ular tanigan şu haq kiyende kefaru bihi kafir buluştu hasadan hasad kılışıp nime gendi bu peygamber Arap'dan çıktı bizden çıkmadı deyip hasad kılıştı ve khafan ala riyaseti ve reisliklerden korktu eğer peygamberimiz aleyhisselam geri geçse o kişiye itaat kılıştı kerek ulanın sahte mensepleri kitip koladı şunun için kafir buluştu. وَجَابُ لَمَّا الْعُولَ دَلَّ عَلَيْهِ جَابُ السَّانِيَ Bir de لَمَّا kelimesi iki metre kildi. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابُ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ İkincisi ise فَلَمَّا جَاءَهُمْ İkilesi yalahı da cevap gelişli ikine gidi. İmam-ı Suyuti'ye yaptılar ki birinci lemmenin cevabıya ikinci lemmenin cevabı dalalet kıldı. Yani keferu bihi aldıngi lemmege hem cevap bulurad. Bunlar kafir buluştu Muhammed Aleyhisselam'ge ve Kur'an'ge. Bazıları ise başka fiillerini takdir kılışadı. Avvalige mesela kezzebu deyişadı. Yalanga çıkarıştı deydi. Lekin bir de keferu bihi sarahaten ayetteki yanı geçiyorum. Şunu agenliğimiz evzel. Fel'anetullahi alel kafirin Allah'ın laneti kafirlergedir. Yani kafirlerge Allah'ın laneti busun. Müfessirler zikir kıladılar ki mesela ensari sahabeler etediler Medine ahli. Bu ayet biz ve Yahudiler doğrusu nazır buldu. Biz Yahudilerden can kütürer edik. Ular ahli kitabıydı. Ular Allah'ın işenişer idi. Gerçi şirk bu sevmek idesi de. Peygamberlerge imanları barıdı. Egerçi sahte bu sayem. Ahiretke imanı barıdı, sahte bu sayem. Ve kitaplarge imanları barıdı.
Ve biz esek dedi Araplar, müşrik idik, bütperest idik. Ahiretki iman yok idi. Burada peygamberge işenmes idik. Ve burada kitabki amel kımes idik. Onlardan cengi genimizde, onlar daim bizi tehdit kılardı, korkutacaktı ki, bizi kitabımızda Allah-u Teala haber vergen, kıyametke yakın, ahir zaman peygamberi keledi. Oşa peygamberini sebebi bilen Allah Subhanehu ve Teala özünü, dinini bütün dünyaya hakim kıladı. Hiç kim onu karşısına türelmeydi. O elbette galip buladı. Şu zat kegenden ki o kişiyle birge bulup silerden can kılamız. Oşa da siler mağlup bulasılar. Başka çareleriz yok. Dip tehdit kılıp bizi korkutacağıydı. Biz hem korkup çocuk yürürdük. Bu ahir zaman peygamberi ya ki şahsiyet kiyse demek bizi halatımız ağır bularkendir. Aslında Medine'deki Araplar Peygamberimiz Aleyhisselam bunların hac mevsumunda davet kıyanda Peygamberimizi davetliğe şaşılgenliğinin hikmetlerinden bir tasiyem çözüldü. Bunlar Yahudlardan tehdit işti bir aradı. Şunun için açtı ki Yahudlarda ayeti bürgen şahsiyeti bana şu kişi bulsa gerek. Biz avval imanga kirelik, biz şaşılelik, şunasa ki ege çıkaylık ki Yahudiler bu sahada bizleri tüketmesin yeteki onlarla mağlup bu meyliydi. İmanga şaşılıştı, Peygamberimiz Aleyhisselam'a bayat kılıştı. Bunlar imanga geldi, bu vakitte onları kafir idi. Yahudiler ise وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Peygamberimiz Aleyhisselam gelişten aldın, Kur'an gelişliğinden aldın, Yahudiler, ahli kitap, kafirler, yani Araplarının ziddiye Allah'tan fesh talep kılışardı. Ya Rabbi ahir zaman peygamberini cönetkin ve o kişiyle birgelikte biz cihat kılıyelik de kafirleri yukatıyelik, bütün dünyaya seni dinini, seni şeriatini hakim kılıyelik deyişardı. Ama Araplar imanı kabul kılıştı, Peygamberimiz Aleyhisselam'la tasdik kılıştı, o kişinin safhide türdü, o kişiyle birge cihat kıldı. Lekin Yahudlar ise فَلَمَّ جَاهُمَّ عَرَفُوا Ular tanigan narsa kelganda Muhammad Aleyhisselam kelganda kafaru bihi unga kafir bo'lishdi. Yahud va nasroniylar Qur'onni inkor qilishlik ve Qur'onni qabul qilmaslikka hech qanday bahonasi yo'q. Agar Qur'on va hadis Allohning kitobi Payg'ambarimiz Aleyhisselamning olib kelgan bu kitobi Tavrot va Injilni inkor qilsaydi, rad qilsaydi, ular boshqa bir kitobku bu. Tavrot va Injil Allohning kitobi edi. Ammo sizlarning kitoblaringiz bu kitobni inkor qilyapti. Demakki Allohniki emas, desa bo'lar edi. Bahoran kunda emas. Mana Alloh aytayapti: "Va lamma ja'ahum kitabun min indillahi." Ularga Allohning huzuridan kitob kelganda. Musaddiqul lima ma'ahum va bu kitob ular bilan birga bo'lgan narsani, Tavrot va Injilni tasdiq qiluvchi, tasdiq qilyapti Tavrotni, Injilni tasdiq qilyapti. Tavrot haqdir, Allohning kitobi deyapti. Injil haq, Allohning kitobi deyapti. Musa haq, Allohning payg'ambaridir, hatto kalimullohdir. Iso haqdir, Allohning payg'ambaridir. Alloh subhanahu va taolo uni otasiz yaratdi. Onasi mana Maryam, pokiza ayol. Biz Musa alayhisalom to'g'risida yahudiylar qanday bir hurmat, ehtiromi bo'lsa, muhabbati bo'lsa, ayni shaklda bayon qilindi. Nasroniylar Iso alayhisalom va onasiga qanchalik bir muhabbatlar, ehtirom bo'lsa, islom undan ko'ra mukammal, undan ko'ra go'zal holatda Iso alayhisalom va Maryam onamizning fazilatlarini bayon qildi. Endi qanday qilib inkor qilishadi? Nima uchun Qur'onni ular qabul qilishmayapti? Shuning uchun Alloh taolo buni xoslab zikr qilyapti. Musaddiqul lima ma'ahum. Bu Qur'on ulardan birga bo'lgan narsani tasdiq qiluvchi, tasdiq qilarini, takzib qilmasdi, yolg'onga chiqarmasdi-ku. Nimaga inkor qilishyapti? Demakki ularni shar'an va aqlan hech qanday bir dalillari yo'q. Faqatgina nafslariga ergashib, ularga dunyoviy bir zarar kelyapti turganligi uchun. Dunyoviy zarar ham aslida zarar emas bu. Mana sahobalar payg'ambarimizga ergashib, dunyoviy e'tibordan zarar ko'rdimi? Zarar ko'rmadi. Balki Alloh subhanahu va taolo dunyo va uning ichidagi bütün narsalarni sahobalarni oyog'ini tagiga tashadi-ku. Agar bu Yahud nasroniylar payg'ambarimiz alayhisalomga iymon keltirganda edi,
Bana bazıları keltirişti. Abu Bakır, Umar, Usman, Ali, İbn Mesud, Abu Hurayra'nın safında vardı ki ular. En aziz insanlarga, şahsiyetlerge aylandı ki, hamasi mana shu izzatning sohibi bo'lar edi. Lekin shayton ularni aldadi, soxta va harom bo'lgan dunyoviy manfaatlar uchun tark qilishdi. Qalin yastaftihun, fath talab qilishardi. Muhammad alayhissalom kelsa, Muhammad alayhissalom butun dunyoni fath qilishligini bilishardi, hozir ham bilishadi. Yahud nasroylar juda yaxshi biladiki, baribir islom hokim bo'ladi. Baribir Muhammad alayhissalomning dini butun dunyoga hokim bo'ladi, g'olib bo'ladi. Baribir shunday zamonlar keladiki, islomdan boshqa din qolmaydi. Islomdan boshqa dinga amal qiladigan inson ham qolmaydi, buni yaxshi bilishadi. Lekin faqatgina hasad qilib va dunyoviy soxta manfaatlarga aldanib, mana bu haqqa dushman bo'lishdi. Ham o'zlari kofir bo'lishdi. Ve hem uzları yerleşken avamlarını hem baddah kılıçtı. Bana milyonlarca, milyatlarca Yahud nasranilerini, bana şu milletlerini uladı damlaları, ularının pirleri, bana baddah kılıp cehennemge, otun kılıp cehennemge yetelep gitti yaptı. Kalın yastaftihun diye yaptı Allah-u Teala. Fakh talep kılıç aradı. Muhammed Aleyhisselam ki ise, o kişiden bir gece cihat kılığımız, bütün dünya fakh buladı diye aradı. Tavrat İncil'de haber verilgen bu nasa. Aytilingen. Demek, şimdi hazır ki Müslümanlar İslam dinini bir zayıfdi buluşadı. İslam dini dünyaya hakim buluşu mümkünmezdi buluydu. Yahud ve Nasraniler bu haktı bilgen halette İslam dini dünyaya hakim bulur miydi? Müslümanlar arkada kap gitti. Kur'an 15 asır aldı, nazil buludu. Bu asırga cevap verir miydi? Salanu, pistanu, Amerika, Avrupa'ya ki Rus juda kudretli bo'lib ketdi, ular hech kim teng kelmaydi degan vasvasalarni safsatalarni gapiradi. Ularki albatta har bir botil o'zini botilini maqtaveradi. Lekin islom ahli bunga ishonmaslik kerak. Bu gaplarni tasdiq qilgan musulmon kofir bo'ladi. Bu shunchalik bir xatarli narsa. Bu e'tiqodiy masala bu. Mo'min kishi aytishlik kerakki, islom doim oliy bo'lgan, qiyomatgacha oliy bo'ladi. Islom doim mukammal bo'lgan, har qanday hojatga, har qanday ehtiyojga javob bergan, bizning zamonimizda ham javob beradi, qiyomatgacha ham javob beradi. Va islom baribir hokim bo'ladi. Islomdan boshqa hech qanday din, hech qanday tuzum, hech qanday jamiyat qabul emas deb qat'iyat qilishlik kerak. Va islom ahli mo'min kishi aytishlik kerakki, bu narsa bizning Qur'on hadisimizda ma'lum. Ey Yahud Nasraniler, Allah'tan korkuylar. Sizlerde hem kitaplarınızda etilingen narsa. Tavrat ve İncil'de hem İslam'ın hakim buluşluğu, Muhammed Aleyhisselam'ın alıp giden şeriatı, bütün dünyaya galip buluşluğunu, tatbik kılınışlığını, Tavrat İncil'de hem etilingen. Üyelmeyseler mi? Neme gözlerinizi Tavratlarınızı hıyanat kılıyorsunuz? Değişliğiniz gerekirdi. Peki, beşara hazırlığı Müslümanlar, uzun Kur'an'dan haberi bulmaganı için, kafirlerde rad kılıp uladı uzunluğu kitabıdan zararıya hüccet getirişti onlara, ular geri geçip gitti yaptı. Ular da küfür akidasını tasdik kılışı yaptı. Hazır Yahud Nasrallah benim alal oturup da Müslümanlar tartışı yaptı. İslami kanunlarını tatbıksa buladı mı, bu miydi mi? Hani benim Mısır'daki bazı kişiler, Mısır'da İslami hükümet kuramız dedi, İslami hükümet bulsun dedi. Mısır milletini köptülüğü ve taşkandaki Müslümanları köptülüğü, yani alimmen dünyaları köptülüğü, bu zamanda İslami hükümet kuruşluğu mümkünmez. Bu neydi? Tamamız ağzıyımız, kısa yakışı bana değil, kılan mıyımız? Değişiyat. Yani, kısa yakışı bulsa, ağzıyım bulsa, kılı vurgun. Nemeden korku yapsan? Neme mankıl yapsın? Bana ağzı Suriye'deyem, Suriye halatını, neticesi elbette İslam buladı, İslami hükümet buladı. Fakat yine Kur'an-ı Hadis'e göre hüküm kılmadı değil yaptı. Üyerdeki cihat kılı yaptırganlar, mücahitlerine yardım veri yaptırganlar ve küfürge, zulümge karşı küreşe yaptırganlar yaptı ki biz bunçeli fidakarlık kılı yaptız, İslam'da hakim kılıçla güçün de yaptı. Ama teşkerde yürüyen alimleri yakarasız, ketteleri yakarasız, Etebdeki etteki başlar gitse biz demokratik devlet kuramız diyebiz. İslami devlet kuruşu mümkünmez diyebiz. Biz İslami devlet kuradığımızda bütün Amerika, bütün Avrupa,
bütün kafirler bizge düşman buladı. Biz ulardan can kılalımız, küçümüz yetmedi. Avval ular razı buladigan demokratik davlat kuramız. Kinsekin İslam kualamız deyapti. Bu mümkünmez bu. Aldın demokratik davlat kurasan, kinsekin ular seni kafir kualışadı. Karin, Müslümanlarımızın alımları şu hale tekip kaldı. İslami hükümet kuruş mümkünmez. Bu neydi? Dip tartışı yaptılar. İlimsizler de yengip de şey yaptı. Peki bu Tavrat ve İncil'de hemkigen, Yahud nasrallar uzları bilerdi, yaşırı bürüptüler. Alin, yestafihûne alellezîne keferû. Kafirlerinin ziddiye Allah'tan fethi talep kılışarıdır. Allah'ın bizge fethi bir gündür. Fethi kılelik, her tarafta basvarelik, her yerge seni dinine hakim kılelik deyişarıdır. Bilerdi ular. Hazıran bilişerdi. Hazır ki kafirlerim hayran Müslümanlardan, Müslümanlarda alimlerden. Bunçanı kütmeken ediyorlar Müslümanlarla. Lekin Kur'an, Allah saklasın, bu halette bizi zararımızı hüccet okuladı. Kur'an, İslam, her kendi zamanda, her kendi mekanda beymalar hakim buladı. Hiç kendi bir itiraz yok, hiç kendi manelik yok. Kafirler karşı mı? Elbette karşı buladı. Amerika, Avrupa, Rus, Xitay, bütün kafirler elbette karşı buladı. Ve onlar izin verse ki biz İslam hükümet kuruşumuz gereğine. Amerika izin verse, Avrupa ise meyli Müslümanların biraz yaşasın. Meyli. Biraz muhlet verilirken de onlara gel. Hiç bu mesela bir 5 yıl İslami devlet kuru alırsın dedi. İzin verse ki yine ulamalarına sıfatla bir adım. Bana yine İslami devlet kuru ilerledi. Allah-u Teala büyürken ki bu fers ki İslami devlet kuruşluğumuz, İslami hükümet buluşluğu, İslami hilafet buluşluğu fers. Her bitti mumun kişinin boynunda farz bo'lganlarsa bu. Bunun için mücadele kılmadan, hareket kılmadan Müslüman günahkar bo'ladi, asi bo'ladi. فَلَمَّ جَاهُمْ مَا عَرَفُوا Ular tanigan narsa kelganda kafaru bihi. Ular Muhammed Aleyhisselam'da juda yaxshi tanidi. Hozirgi Müslümanlar Muhammed Aleyhisselam'da tanimay qolyapti. Lekin Yahud nasoylar juda yaxshi tanidi. O'zini tanimaganga olganiga musulmonlar ham ishonib ketyapti. Shuncha odam tanimas ekan, biz xato qilyapti shekilli deb o'ylayapti. Johil musulmonlar. Lekin ular juda yaxshi tanidi. Qarang, ma'arofu. Ular tanigan narsa ularga kelganda deyapti Alloh taolo. Butun Yahud va Nasroylar Muhammad alayhisalomni yaxshi tanidi. Hali keyingi oyatlarda keladi Alloh taolo. Ya'rifunahu kama ya'rifun abnahum. Ular Muhammed Aleyhisselam'ı şu derecede tanıydı ki, uzlarını, oğullarını tanıyendik. Şu ayetinin tefsiri de, Kingrak Bayanqlamız, uzlarını, oğulunu tanıyendik tanışandı. Kur'an'da haklılığını hem cüde yaşlı bilişandı. Aslında Kur'an hakim buluştuk gerekliliğini cüde yaşlı bilişandı. Ve işlerde etsedi ki, kaşkıydı Kur'an bizi gekigendiydi, yani kaşkıydı şu peygamber bizden çıksaydı, sözüden çıkmasaydık. Lekin Arap'tan çıkıp kaldı. Onu biz kabul kılamayız. Dişe de ortalarda. Felanetullahi alel kafirin. Allah ayet ki kafirlerine Allah'ın laneti olsun diye. Onlar kafirdir. Yani Allah onları kafir diye yaptı. Keferu bihi diye yaptı. Kafir buluştu diye yaptı. Yahud Nasrani'yle de kafirlikle şey şube yok. Yani her ayette Allah Teala haber veriyordu. Bizi zamandaki profesörlere hayran kalırız. Kendi kılıbları Yahud Nasrani'yle Müslüman diyordu. Kendi kılıb cennete girgiz mahçı. Onlar Allah'tan başka bir Rab topgan yok şeydi. O şey Rab, Deccal, onlarga cennetini vaada kılıyıp durgan yok şeydi. Lekin Rabbul Alemin bugün Allah Subhanehu ve Teala Yahud ve Nasrani'lerini cennetine girgizmeydi. Allah uzun kitabı da etiyordu. Keferu bihi. Yahud ve Nasraniler Muhammed Aleyhisselam'a ve Kur'an'a kafir buluştu. O kafirlerge Allah'ın laneti bulsun diye yaptı Allah Teala. Lanet ne dedi yani? Ütken nesnede emettirindi. Allah'ın rahmetinden kuvmak, haydemak, uzaklaştırmak diye yani. Allah'ın rahmetinden uzaklaştı mı? O insan ebeden necat tatmıyordu. Ve Allah lanetlediğini bütün mevcudatlar lanetliydi. Hani Allah uzunu lanetini ilan kılıyordu. Allah'ın laneti bulsun diye. Bütün feriştere lanetliydi. Bütün mumullar lanetliydi.
bütün daraxtlar, hayvonlar, kuşlar, hasharatlar, toshlar hammasi la'natlidir. Bütün mavjudot la'natlidir. Bu oyatdan ma'lum bo'ldiki, kofirlar, fosiqlar, zolimlar, ya'ni Allohga qarshi bo'lganlar yoki Allohga muxolifat qilgan kishilarni umumiy holatda la'natlasa bo'lar ekan. Kofirlarga la'nat bo'lsin. Ya zolimlarga la'nat bo'lsin. Fosiqlarga la'nat bo'lsin desa bo'laveradi. Ama muayyan qilib falonchiga la'nat bo'lsin desa unga ixtilof bor. Ya'ni u falonchi agar musulmon bo'lsa, sizga haqiqatdan ham zulm qilgan bo'lsa, boshqa chorasi qolmagan bo'lsa, va siz uni la'natlashda haqli bo'lsangiz, unda joiz bo'ladi. Shunda ham la'natlamaganingiz yaxshi-yu, lekin joiz bo'ladi. Agar bir kofir muayyan bir kofirni la'natlasa, unga ixtiloflar bor. Masalan, Fir'avnni la'natlashlikka ixtilof yo'q. Shaytonni la'natlashlikka ixtilof yo'q, ixtilof qilgan kofir bo'ladi. Abu Jahl, Abu Lahabni la'natlashlikka ixtilof yo'q. Lekin ularni yaxshi ko'radigan insonlarni oldida la'natlamaysiz, agar ularda ham quvvati bo'lsa. Nimaga? Chunki ularni la'natlasiz, masalan, Fir'avnni yaxshi ko'rgan yo Lelinni yaxshi ko'rgan, Karl Marxni yaxshi ko'rganlarni oldida Lelinni la'natlasiz, keyin ular bizni payg'ambarimizni la'natlashligi mumkin. Bizga zid qilib, bizga aziyat berishlik uchun bizni payg'ambarimizni va sahobalarni la'natlashligi mumkin. Shuning uchun bu holatda la'natlamaysiz. Ammo ular ojiz bo'lsa, zaif bo'lsa, ularga tushuntirgan holatda, tushuntirib, dalillarni isbot qilib, keyin la'natlasiz bo'laveradi. Lelin mana sizlarni xor qildi, shunday rasvo qildi, yaxshiliklardan sizlarni mahrum qildi, adashtirdi. La'nat bo'lsin bunday xoinga desangiz bo'laveradi. Va siz hokim bo'lsangiz albatta. Lekin hozir tirik bo'lgan kofirlar to'g'risida, masalan, Bashshorni la'natlasa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Suriyadagi mana Bashshor ismida qarang, tom ziddi. Bashshor degani ko'p bashorat beruvchi degani. Fabashshirhum bi'azabin alim. Ularga alamli azob to'g'risida bashorat bergin. Bashshor o'zini askarlariga jahannamdan bashorat beradi. Ko'p bashorat beradi. Kofirlar islomiy diyorlarga shunday odamlarni qo'yishganki, ismlariga qarasangiz, biri Bashshor, Misrdagiga qarasangiz Husni Muborak, qarang, Pokistonga keluvdi Musharraf, hamma shunday otlarni tanlashgan. Ammo hammasi ismini ziddi. Ismini nima bo'lsa shuni tom teskarisi. Mutlaqo ziddi. Bashorga o'xshagan kofirlar, zolimlarni la'natlashlik joiz. Lekin shunda ham ulamolar aytadiki, la'natlamaganlik afzal. Joizligiga ixtilof yo'q. La'natlamagan afzal deydi. Yana uni ustiga hali hozir aytganimizda ixtilof bo'ladigan yoki uni quvvati bor yerlarda la'natlamaysiz. Masalan, Bashshorni hokim bo'lgan shaharlar, yerlar, mintaqalari bor. Ularni oldida la'natlamaganligingiz ba'zan vojib bo'ladi, chunki ular payg'ambarni la'natlaydi. Va sahobalarni la'natlaydi. Bashshor kim? Bashshorni la'natlaysizmi, la'natlamaysizmi? Ma'lumuni badbaxt. Lekin payg'ambarni la'natlashligi, sahobalarni so'kishligi og'ir narsa bu. Shuning uchun ularni tilini ishlatmaslik kerak. Ishlamasin, so'kmasin. Biz aziz insonlarimizni kofirlarga Allohning la'nati bo'lsin deb Alloh taolo e'lon qilyapti mana. 90-oyat. Bi'samashtaro bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallohu baghyan ayyuna zilallohu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walilkafirin azabun muhin. Alloh subhanahu va taolo qullarining ichidan o'zi xohlaydigan kishiga o'zining fazlidan nozil qilishligiga, tushirishligiga bag'ovat qilishib, haddlardan oshib, qarshi chiqib, Alloh nozil qilgan narsaga kofir bo'lishliklari bilan o'zlariga sotib olgan narsa qanday ham yomon bo'ldi, deyapti Alloh taolo. Qarang, Yahud va Nasroniylar va boshqa bütün kofirlarning asl marazini ochyapti Alloh taolo. Ular
g'azab ustiga g'azabga haqli bo'ldilar. G'azab ustiga g'azab bilan qaytdilar. Va kofirlarga xorlaguvchi azob bordir. Tafsiri bi ismashtarau ba'u ishtarau qarin ba'a ya'ni ishtaro sotib oldi degani ba'a sotdi degani. Ikkala kalima bir-birini o'rniga ishlatiladi. Ishtaro sotib oldi yoki sotdi desiz ham bo'ladi. Ba'a ham shunday, ba'zan sotdi, sotib oldi deyiladi. Wa ma nakiratun bi ma'na shay'an. Bi ismadagi ma nakiradur shay degani narsa degan ma'noda. Tamizun li fa'ili bi isa. Bi isaning fa'ili uchun tamizdir. Deysani bilasizlar, mazammat fe'llaridan fal mahsusu bi zammi bihi anfusahum. Mazammatga xoslanuvchi esa osha bihi anfusahumdir. Ay hazzuha min as-savab. Savobdan bo'lgan nasibasi, ya'ni jazosi muqobilidan bo'lgan nasibasi. An yakfuru ay kufruhum kofir bo'lishliklari. Bima anzalallohu minal qur'ani. Alloh taolo Qur'ondan nozil qilgan narsaga kofir bo'lishliklari. Dag'iyan maf'ul lahu liyakfuru. Liyakfuruga maf'ul lahudir, ya'ni dag'ovat qilishlik uchun. Ay hasadan dag'ovatni hasad deb tafsir qilyaptilar. Ala an yunazzilallohu bit-takhfif va tashdid. Ay yunazzilani tashdid bilan siz ham bo'ladi, nazzala yunazzilu yoki takhfif qilib an yunzilallohu siz ham bo'ladi. Min fazlihi al-wahy. Alloh taolo o'zini fazlidir. Fazli nima? Vahiydir. Ala man yasha'u o'zi xohlagan kishilarga. Li risalati min ibadihi. Ya'ni qullarining ichidan risolat uchun, rasul qilishlik uchun Alloh taolo xohlagan kishini tanlashligi va unga o'zini fazlini, vahiysini tushirishligi. Sabau, ya'ni roja'u qaytdilar bi g'azabin minallohi bi kufrihim bima anzalallohu. Alloh taolo nozil qilgan narsaga kofir bo'lganliklari uchun Alloh tarafidan g'azab bilan qaytdilar. Va tankiru lit-ta'zim. Bu yerda g'azab kalimasi nakira bo'lib kelyapti, ta'zim ulug'lashlik uchun. Ya'ni Alloh tarafidan juda katta g'azab bilan qaytdilar. Ala g'azabin g'azab ustiga. Istahaquhu min qablu. Ya'ni bundan oldin o'sha g'azabga haqli bo'lishdi. Ya'ni buzoqqa ibodat qilishganliklari. Bi tazi'i tawrati, Tavrotni zoya qilishliklari bilan va kufri bi Isa, Isa alayhisalomga kofir bo'lishlari bilan. Valil kafirin azabu muhin, kafirlarga xorlaguvchi azob bo'lsin, ya'ni zu ihanatin, mana xorlashlik azobi. Kafirlar uchun xorlovchi azob bordir. Alloh subhanahu va taolo yahud va nasroniylar va boshqa kafirlarning qilgan ishini qanchalik yomonligini va ular nima uchun bunday qilishdi, nimaga kafir bo'lganligini va bu ish aslida nima edi va oqibatda nima bo'ldi ular? Hali dunyo oxiratda qanday jazolar beriladi? Mana shunday muhim masalalarga bitta oyatda javob beryapti. Ular o'zlariga sotib olgan narsalari juda yomon bo'ldi. Yahud nasroniylar o'zlarining hayotida yashab, shuncha mashaqqat qilib sotib olayotgan, hosil qilayotgan narsasi nihoyatda yomon narsa bo'lyapti. O'tgan darslarda ham aytdik, har bir inson bu dunyoda, bu hayotda tijoratchidir. O'zini sotuvchidir. Bozorga chiqyapsiz. Bu hayot bir bozorga o'xshaydi. Ya o'zingizni jannat uchun sotib olasiz yoki jahannam uchun sotib olasiz. Ikkalasidan bittasiga ahl bo'lasiz, sohib bo'lasiz. Mana shunday bir bozorda yashayapsiz. Jannatni sotib olyapti turgan kishilar ham mol-u jonini beradi. Jahannamni sotib olyapti turganlar ham mol-u jonini beradi. Tarixda doim islom ahli bilan tavhid ahli bilan urushyapti turgan kofirlar, qarang, pul sarflamayaptimi? Jon ketmayaptimi? O'lmayaptimi ular? Qarang, pul berib, mol-u davlat berib, jon berib nimani sotib olyapti? Jahannamni sotib olyapti. Ammo mu'minlar, ahli tavhid va ahli haq bo'lgan kishilar ular ham mol beryapti, davlat beryapti, jon berishyapti, fidokorlik qilyapti. Nimani sotib olyapti? Jannat sotib olyapti. Ularniki qanday ham yaxshi ne'ma. Ammo bularniki qanchalik yomon, be'sa. Nihoyatda yomon narsani sotib olishyapti o'zlariga. Va sotib olgan narsalari nima ekan? Ayyak furu. Kofir bo'lishliklaridir. Kofirliklaridir.
Allah'ın nazil kıyan nesesiye. Allah'ın nazil kıyan nesesiye kafir buluştu. Allah'ın kitabı Kur'an'a kafir buluştu. Diyordu Allah Teala mutlaka yaptı. Allah'ın çürüyen nesesiye de. Demek ki etmedi ki en yekfuru bil Kur'an. Kur'an'a kafir buluştu gidip hasleme yaptı. Umumi kıl yaptı. Çünkü onlar Kur'an'a kafir buluştu gibi Tevrat'a hem kafir buluşadı. Nesraniler Kur'an'da inkar kılıştı gibi İncil diye inkar kıyken buladı. Zebur diye inkar kıyken buladı. Allah Subhanehu ve Teala'nın bütün nazil kıyken kitapları kafir buladı bunlar. Kur'an'a kafir buluyen kişi bütün kitapları kafir buladı. Muhammed Aleyhisselam'a kafir buluyen insan bütün peygamberlere kafir buladı. Yahudlar öylemesin ki biz sakat yine Muhammed'e karşı çıktık. Lekin Musa'ya buyan muhabbetimizde var mız? Onu ümmetimiz demesin. Yok. Bunlar Musa'ya kafir buluştu. Nesraniler etmesin biz Muhammed'e karşı çıktık halas. Lekin İsa Aleyhisselam'a iman getirgen mız? O kişi bizi kıyamet günde şefaat kıladı demesin. Nesraniler eğer hiç kendi bir hatası bu mesela. Bütün amalları doğru bulsa, bitti yine hataları bulsa, uyan Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğini inkar kılıyıp duruyen bulsa, cehennemde ebedi kalışıya şu yeterdi. Ama onlar da hayatıya karasız köyünüzdeni getirdi. Bütün hayatı, bütün amalları hılaf. Hemiz cehalet, zelalet, şirk. Yaş tarafı yok. Alimleri hıyanat kılıp bulardı, bana şimdi har halet geçirip koydu. Allah Teala şey umumi kılıp bime enzalallahu diyetti. Allah'ın çürüyen nesesine kafir buluştukları diyetti. Demek ki kafir buluştu? Bağavat kılışıp, haset kılışıp, yani haset dedi bazılar zulüm dedi, bazılar haddeden aşıp dedi, bazılar havai nefsler yer geçip dedi, her hıl tafsirlerde kilitledi. Peki bu tafsirler hemesi doğru. Çünkü hemesi haddeden aşıklıktır. Çünkü Allah Teala hasattı haram kıldı. Kibirini haram kıldı. Zulümünü haram kıldı. Hakkı buma gelene sene talep kılıçlığı da haram kıldı. Başkanın hakkıya tecavüz kılıçlığı da haram kıldı. Bunlar hepsi bagavat değil adı. Haddiden aşırık. Bunlar nemeye hasat kılıçtı, nemeye zulüm kıldı, nemeye haddiden aştı, nemeye kase çıkıştı. En yunazilallahu min fazlihi ala men yeşav min ibadihi. Allah Teala kullarını içinden uzun hahl edilen kişiye fazlını çürüşlüğüye karşı çıktı bunlar. Öyle. Yani Allah'ın fazlı, Allah'ın vahiyisi mi? Risalet peygamberlik mi? Allah'ın kitabı, kelamı, Kur'an mı? Şu Kur'an'ı Allah Teala hahl edilene biledi mi? Ya Yahudilerden sorup bir iş gereği mi? Allah Subhanehu ve Teala hahl edilen kulunu peygamber kıladı mı? Ya Nesranilerden soruş gerek mi? Yahud Nesranilerde hakşiye karab durup Allah Teala peygamber tenleydi ya kitab nazıl kıladı mı? Eğer Yahud Nesraniler ise ki yok bizi hakşimize göre bulabilirse şu zahatı kafirler mutlaka onlarda akide yok demek ki uzlardan gelip çıkarmız. Akide yokluğu malum da onları kafirliği, cahilliği malum. Lekin etemiz ki demek sizler özlerinizi etikadlarınızı göre hem özlerinizi tilleriz, özlerinizi hükümleriz. Sizler cahilsiler Allah'ta tanımaksınlar eken. Kafirsiler sizler. Allah Teala hâlegen kişiye peygamberlik derecesini biledi. Hâlegen kişiye Kur'an'ını nazıl kıladı. Hiç kimden soramaydı Allah Teala. Allah Teala uzun hâlegen kişiye fazlını nazıl kılıçlığıyla ne mege sizler bagavat kılıyapsılar? Ne mege hasat kılıyapsılar? Ne mege indi ahirgi peygamber Araplardan çıkışlığıyla hasat kılıyapsılar. Hasat kılmıyorlar. Şeytan nemege şeytan buldu, hasat kılıp. Adam Aleyhisselam'da faziletini, derecesini kör elmedi, beddah buldu, mene mel'un buldu. Mesela şeytan yolunu telleyapsılar. Eğer haddiden aşlıydıysa, hani Allah'a karşı çıkıyordular. Nemege Allah Teala, ahirgi peygamberde bizden tellemedi. Nemege Araplardan çıkardı diye yaptı. Hani Allah'a karşı çıkıyordular. Allah'a isyan kılışı yaptı. Bunlar da bütün kirdikarları, cinayetlerinin esası meneşidir. Bunu çumalelik bunu yaşlar. Ve yahut nesnelerde avamiye çüntürüşlük gerek. Sizler bu damlelerizi işemmeler. Sizler de şu halatı çürüyordu ki, sizler
Allah'ın işine karşı çıkıyorlar. Allah'ın işine isyan kılıyorlar. Allah'ın iradesine karşı çıkıyorlar. Allah hâhlegen kişiye nazıl kıladı. Hiç kimden soramaydı. Nima bo'ldi? O'zlariga zulm qilishdi. Fabau istahaqqu raja'u haqli bo'lishdi, loyiq bo'lishdi g'azabga, Allohning g'azabiga. Suyutayotganing nakira kelyapti, ta'zimga da'vat qiladi. Nihoyatda ulug' bir azobga loyiq bo'lishdi ular. Muhammad alayhisalomga kofir bo'lganliklari bilan, Qur'onga kofir bo'lganliklari bilan juda qattiq g'azabga qoldilar. Allohning qattiq g'azabiga qoldi. Bilishardi, o'zlari so'rashardi. Allohga duo qilishadi, shu payg'ambarni jo'natgin deb kelganda dushman bo'lishdi. Shuning uchun Allohning g'azabi nihoyatda shiddatli bo'ldilarga. Va bu ikkinchi g'azab bo'lyapti, g'azab ustiga. Oldin ham o'zi Allohning g'azabiga qolishdi ular. Ikkita g'azabga qoldi. Oldingi g'azab qaysi? Har xil qavullar bor. Ba'zilar aytadiki, buzoqqa ibodat qilganliklari. Ba'zilar aytadiki, Allohning oyatlariga kofir bo'lganliklari, payg'ambarlarni o'ldirganliklari, o'tgan oyatda kelgandek. Ba'zilar aytadiki, Iso alayhisalomga kofir bo'lganliklari. Hammasi to'g'ri. Bu ishlari hammasi ularga g'azab kelishiga sababchi bo'ldi. Shuning uchun Fotiha surasida g'oyril mag'dubi alayhim deilganda g'azab qilinuvchilarni yo'liga emas, seni g'azabingga qolganlarni yo'lidan bizni saqlagin degan oyatning tafsiri humul yahud, ular yahudlardir. Qani yahudlar to'g'risida kelyapti. Fabau bi g'azabin ala g'azab. G'azab ustiga g'azabga qoldilar. Allohning g'azabiga qolgan insonlarga siz qanday qilib yashaysiz? Nima uchun musulmonlar ular yerga yashayapti? Nimaga ularni holatini, hayotini havas qilyapti? Va kofirlarga xorlaguvchi azob bordir. Qani muhin Ahana yuhinu fe'lidan chiqyaptirgan so'ng fa'il. Xorlaguvchi azob. Dunyoda ham xor bo'lishadi, bo'lishyapti, bo'ladi ham, oxiratda ham ular xor bo'lishadi. Shak yo'q bunga. Shuning uchun aqlli inson xor bo'luvchilarga va xorlikka mahkum bo'lganlarga ergashmasin. Aziz insonlarga ergashsin. Yuqorida aytganimizdek, biz ichimizdan chiqqan ba'zi dajjallar va ba'zi bir soxta domlalar, mullalar ham aynan mana shu sifatlarga tushadi. Ya'ni o'zini mahallasidan yoki o'zini shaharidan Alloh taolaning boshqa bir ilmli odamni chiqarsa, shunga dushman bo'lishadi. Aytmaydiki, shu kishiga Alloh taolam mendan ko'ra ko'proq ilm beribdi ekan. Biz imkonimiz bo'lmaganda bu kishi o'qibdi, olim bo'libdi ekanlar. İstifada qilaylik, Allohning ne'mati demaydi. Düşman bo'ladi. O'zidan ko'ra ko'proq o'qigan, ilmliroq, taqvoliroq odamlarga, olimlarga qarshi chiqqan mullalar, ular aslida Allohning ishiga qarshi chiqyaptilar. Ey Allohim, nimaga sen bu ilmni unga berding? Bag'ovat qilishyapti Alloh taologa. Va nima uchun qarshi chiqishyapti? Riyosat uchun, yuqorida kelgandek. Ular mana shu narsani o'zlariga sotib olishyapti. Soxta obro'lari ketib qolmasligi uchun. Ularning ilmsizligi bilinib qolmasligi uchun. Shu vaqtgacha yolg'on, noto'g'ri fatvolarni berib, hammaga o'zini olim deb reklama qilib yurganlari hammasi butun kirdikorlari asl basharasi ochilib qolmasin deb tavba qilish o'rniga, o'zini isloq qilish o'rniga bu gunohni isror qilyapti. Lekin Allohning g'azabiga qoladi. Va dunyo oxiratda xor bo'ladi. 91. oyat. Va iza qila lahum aminu bima anzalallohu qalu nu'minu bima unzila alayna va yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haqq musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiyallohi min qablu in kuntum mu'minin. Ularga Alloh tushirgan narsaga iymon keltiringlar deilganda, biz o'zimizga tushirilgan narsaga iymon keltiramiz xolos deyishadi. Va uning orqasidagi narsaga, ya'ni o'zlariga tushirilgan kitob Tavrotdan keyingi narsaga, Qur'onga kofir bo'ladilar. Va holanki Qur'on haq edi.
ve ular bilan birga bo'lgan narsani tasdiq qiluvchi holatda edi. Ayting Muhammad alayhisalom. Agar sizlar mu'minlar bo'lsalaringiz, ishonuvchilar bo'lsalaringiz, nima uchun bundan oldin Allohning payg'ambarlarini o'ldirardilaringiz? Sizlar biz Tavrotga iymon keltiramiz deysizlar. Nima uchun Tavrotga da'vat qilgan payg'ambarlarni o'ldirdingiz bo'lmasa? Tafsiri. Va iza qila lahum aminu bima anzalallohu al-Qur'oni va g'oyrihi. Alloh nozil qilgan narsaga, Qur'on va undan boshqa kitoblarga iymon keltiringlar deilganda ularga qalu nu'minu bima unzila alayna ayat Tavrot. Ular o'zimizga nozil qilingan narsa, ya'ni Tavrotga iymon keltiramiz xolos deydi. Va yakfuruna al-wawu lil-hali. Vavbette haliyedir ve halenki ular mime varahu Tavrat'ın arkasından Tavrat'tan ki inki gendesine kafir bulurlar. Yani sivahu ev ba'dahu minel Kur'an. Yani uzlardaki kitaptan başkası ya ki ondan ki inki kitap ya. O Kur'an'dır yani. Kur'an'a kafir buluşar. Ve huvel haqqu el hal. Yani ve halenki o Kur'an haqdır. Musaddiqan halun saniyetun muakidatun ve tasdiq qiluvchi holatda dur, bu ikkinchi hol bo'lyapti, ta'kidlaguvchi bo'lyapti. Lima ma'hum, ya'ni ularda bo'lgan Tavrotni tasdiq qiluvchi holatdadir bu Qur'on. Qul lahum, bu yahudlarga ayting. Falima taqtuluna ay qataltum anbiyallohi min qabl in kuntum mu'minin bit-Tavroti, agar sizlar Tavrotga iymon keltiruvchilar bo'lsalaringiz, nimaga avvallari Allohning payg'ambarlarini o'ldirdilaringiz? Faqat nuhitun fiha an qatlihim. Va holanki sizlar shu Tavrotda payg'ambarlarni o'ldirishdan nahy qilingandilaringiz, man qilinadilaringiz-ku, nimaga o'ldirdilaringiz bo'lmasam? Val kitobul lil mavjudin min zaman nabiyina sallallohu alayhi va sallam. Bu yerda nimaga bo'lmasam o'ldirdilaringiz degan xitob payg'ambarimiz alayhisalom zamonidagi mavjud bo'lgan yahudlarga bo'lyapti. Lina fa'ala abawhum li ridahum bihi. Ajdodlari qilgan narsa bilan muxotob bo'lyapti. Alloh taolo payg'ambarimizni zamonidagi yahudlarni ham aytayaptiki, sizlar Isoni o'ldirmoqchi bo'ldilaringiz. Yahyoni o'ldirdilaringiz. Va boshqa payg'ambarlarni o'ldirmoqchi bo'ldilaringiz. Sizlar payg'ambar o'ldirdilaringiz sizlar. Deyapti. Ya'ni bular aytishi mumkin, biz o'ldirmadik-ku, biz ajdodlarimiz o'ldirdik-ku, deyishi mumkin. To'g'ri, ajdodlaring o'ldirdi. Lekin ajdodlaring qilgan narsa bilan muxotob bo'lasan, libidohum bihi. Shu narsaga rozi bo'lganliklari uchun. Bir gunohga rozi bo'lishlik ayni o'sha gunohni hosil qilishlikdir. Bir odam zino qilyapti, shuni zinosiga rozimisan? Shuni zinosidan qancha gunoh bo'lsa, shuncha gunoh senga bo'ladi. Bular o'zlarining ajdodlarini shu kufrlariga, payg'ambarlarni qatl qilishiga rozimi? Ayni gunohni oladi bular. Bizning zamondagilar ham shunday. Bundan qutulishlik uchun tavba qilishlik kerak. Tavba qilsin, islomga kirsin va o'zlarining ajdodlarini qilgan butun xatolaridan baroat e'lon qilsin. Biz hech qanday aloqamiz yo'q. Alloh saqlasin, biz bunday jinoyatlarga yaqin kelolmaymiz desin. Alloh ularni kechiradi va ulardan aloqasi kesilib, kim bular Odam alayhissalomdan boshlab Muhammad alayhissalomgacha bo'lgan butun payg'ambarlarning safiga qo'shiladi. Ularda safiga o'tadi. Ularda karvoniga o'tadi. Ularda jamoatiga qo'shiladi. Kofirlar jamoatidan chiqib, payg'ambarlar jamoatiga, mu'minlar jamoatiga, avliyolar jamoatiga qo'shiladi. Bo'lmasa boshqa chorasi yo'q. Alloh taolo yahud nasoniylar bilan bir munozara o'rgatyapti. Qarang, munozara. Qur'on bizga munozarani ham o'rgatadi. Ularga aytilsa-ki, Alloh tushirgan narsaga iymon keltiringlar. Yana umumiy qilyapti qarang. Injilga, aynahu yahudiylar, nimaga injilga ishonmaysizlar? Ishoninglar. Iymon keltiringlar, Qur'onga iymon keltiringlar. Qur'on Muhammad alayhisalomning kitobi emas-ku. Uni Muhammad alayhisalom uyidan olib kelmadi-ku. Aka borib bir shaharga borib kelmadi, o'zi yozmadi-ku. Allohning kitobi-ku. Alloh tomonidan nozil bo'ldi bu. Sizlar Allohga iymonimiz bor deysizlar. Allohga ishonamiz deysizlar. Allohga ishonsalaringiz nimaga Allohning kitobiga iymon keltirmaysizlar? Iymon keltiringlar Allohning kitobiga.
deyilsa, etedi ki, biz bizge nazil kılıngan nesige iman keltiramiz deydi. Biz özümüzü kitabımız gişenemiz, Tevratımız gişenemiz deydi. Şuya mene beddahlik, kafirlik, Allah'ın hemen kitabları iman keltirişlik gerek. Ve bir de, bir nesige dikkat kılın ki, aleyna deyipti. Bime unzile aleyna. Bizi, bizge diyen de, aley kelimesinden kılıyaptı, bizi ziddimizge nazil kılıngan. Kalim? Tevrat ulardı ziddiye nazil buldu. Peygamberimiz aleyhisselam dediler ki El-Kur'anu hüccetun leke ev aleyk. Hüccet ya seni faydinge güvahtır ya ki aleyk zararinge güvahtır diyettiler. Çünkü o şey Tevrat Yahudilerde ya faydası ya hüccet ya ki zararige hüccettir. Bana bu ayette Yahudiler özler etraf kılıyordu ki Tevrat bize zararımızge hüccettir. Bime unzile aleyna diyordu. İleyna dime yaptı. Ale kelimesine diyordu. Amel kime geldin ki şunu buladı. Allah Teala Tevrat'ta ularge zarar bu sündür nazıl kıganı yok. Fayda bu sündür nazıl kıganı. Yukarıda geldi ki ve izateyne وَإِذَا أَتَيْنَا الْمُوسَى الْكِتَابُ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ Kuşanda biz Musa'ya kitab ve Furkan'ı verdik, hidayet tapilerdir diyordu Allah-u Teala. لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ diyordu. Hidayet tapısın, doğru yolu tapısın diye nazıl kılıyordu. Peki onlar amel kımasını gibi olan uzlarına zarar kıvalıştı. Uzların zararı gibi oldu. Ve Tevrat'tan kiyingi, varahu diyanı kiyingi arkasındaki kitaplarına kafir buluşadı. Yani İncil'e kafir buldular. Kur'an'a hem kafir buluştu. Ve halen ki o haktır. Kur'an haktır. İncil haktır. Ve onlar bilen bir gibi gönlendir seni Tevrat'ını tasdik kılıçıydı. Ey Muhammed Aleyhisselam ayetin diyordu Allah-u Teala. Ayetin onlara. Ey Yahudiler eğer sizler özleriz dava kıyandık nü'minu bime unzile aleyne digendik Tevrat'ke işen uçu bu salariz Tevrat'ke iman keltiruvchi bo'lsalariz, nimaga avvallari Allohni payg'ambarlarni o'ldirardilariz? Nimaga payg'ambarlarga qarshi chiqdilariz? Tevrat bilan hukm qilgan payg'ambarlarga ham qarshi chiqdilariz, kishilar? Demakki, kazzobsizlar sizlar. Sizlar Tevrat'ga iman keltirmaysizlar. U Tevrat'ni, Musa alayhisalomning shariatini, Musa alayhisalomning o'zlariga bir niqob qilib olgansizlar. Bu niqob orqasidan nafslarizga ibodat qilyapsizlar, nafsparastlik qilyapsizlar, shaytonga ibodat qilyapsizlar. Shuning uchun albattaki Muhammad alayhisalomga ham dushman bo'ldilaringiz, Qur'onga ham qarshi chiqdilaringiz. Qarang, bu kuchli dalillarni qarang. Siz bularni, bu oyatlarni yaxshi tushunsangiz, hech qaysi yahudiy nasronlarning olimlari bittasi emas, hammasi sizdan munozara qila olmaydi. Siz ularga aytasizki, ey dunyodagi butun yahudiylar va nasroniylar, bu eng katta olimlar. Sizler Kur'an'ı kabul kılmayapsizlar. Muhammed Aleyhisselam'ı kabul kılmayapsizlar. Ve kabul kılmasliklerinizde aytyapsizlar ki bizi kabul kılma geldiğimiz şunu batılligini dalili deyapsizlar. İnsanlarda elde yapsizlar. Biz aytamiz ki Kur'an'ı kabul kılmasliklerimiz Muhammed Aleyhisselam'ı kabul kılmasliklerimiz sizlerde batılligleriz ve asıl başarılarınızı açayaptı burası. Kur'an'ı batılligini göstermeydi. Çünkü sizler fakat yine Kur'an'da inkar kılmadılar ne istiyor? İncil'de hem inkar kıldılar biz. İncil'de hem karşı çıktılar biz. İsa Aleyhisselam'da hem karşı çıktılar biz. Bana Yahya Aleyhisselam'da hem karşı çıktılar biz. Musa Aleyhisselam'da kança aziyet verdiler biz. Sana bitirer miyimiz aziyetler biz? Sizler kaysi peygamberi vefa kıldılar biz ki? Ve Tevrat'ta hem terk kıldılar biz. Tevrat'ta kaysi hükmü hem akıllıyor sizler. Sizlerde adetleriz ki hakka karşı çıkışlık, hakta tavkılışlık, batıl buluşlık, batılge tarafdarlık kılışlık, sizlerde adetleriz ki bu düşes kıpkızıl buladı hiç sese diyelmeydi. Hani düşün için hiç sese diyelmeydi. Burada deliller yok. Hani Kur'an bize münazara kılıçlı üret yaptı. Ve en küçük deliller. Peygamberlerde öldürendiler işler. Uzlarızı peygamberlerizi. Aytaslar ki bu Muhammed Arap'tan çıkıp kaldı da
Bizden bugün deydi, deyiciler o, sizlerden bugün Yahya'yı ne kıldırırız? Sizlerden bugün İsa'yı ne kıldırırız? İsa aleyhisselam ben İsrail'den dedi ki, ve başka peygamberlerin halatını ne buldu? Kança zulüm kıldırırız? Bana Musa aleyhisselam, Firavun deyip bedbahtı zulmeden kutuluşlarızda sebepçi bugün Musa aleyhisselam'a kança eziyet verdileriz? Hatta Musa aleyhisselam çidemezden ettiler ki, ve izkale Musa liqamihi limetu uzuneni. Musa aleyhisselam kavimlere getirdiler. Ne gemiyince eziyet veresiler? Ve entüm te'lemun enni Resulullahi. Ve bilesler ki mi Allah diye ilçisime Resulümen. Ne gemiyince eziyet veresilerdirler? Hani Kur'an'daki eziyet. Şu derecede eziyet verişti. Mesela kılıçtı Musa aleyhisselam'dı. Yani adli derse indisilerdi Muhammed aleyhisselam'a karşı çıkışlarız. Kur'an'a karşı çıkışlarız adli derse. Sizler mümin mesleler. 92. ayet. Ve laqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma ittakhaztumul ajla min ba'dihi wa antum zalimun. Ve kasam ki, qadem lam kasam için. Allah aytadı ve kasam içemen ki, hakikatten hem sizlerge Musa açık hüccetlerden kelgan idi. Keyin sizler Musa'dan keyin, yani Musa aleyhisselam turta ayet etkende Tavrat nazil bo'ladi, olib kelaman deb ketganlarida buzoqni iloh qilib oldilaringiz. Va vaholanki sizlar zolimsizlar. Qarang, Alloh taolo va antum zolimun deyapti. Sizlar zolimsizlar deyapti. Tafsiri va laqad ja'akum Musa bil bayyinati bil mu'jizati. Bayyinat ya'ni mu'jizalar. Kal asa va yadi va falqil bahr. Musa alayhisolamning asosi ajdahoga aylanardi va qo'li qo'lini chiqarganda quyoshdan ham bir munavvar bo'lar edi va dengizda ochilishligi. Summatta hostumul ijla ilahan keyin buzoqni iloh qilib oldilaringiz. Min ba'dihi min ba'di zahadihi lal miqat. Musa alayhisolam miqatga ketganlardan keyin antum zolimuna bittihozihi buzoqni iloh qilib olishlik bilan sizlar zolimsizlar deyapti Alloh taolo. Haqiqatan ham shunday. Qarang, Alloh taolo endi yahud nasroniylarni inkor qilyapti. Qasam ichib aytamanki, haqiqatda Musa sizlarga ochiq hujjatlardan kelgan edi. Bayyinat. Ochiq hujjatlar umumiy kelyaptimi? Bu faqatgina bu dengizda ochilishligi va hafsaga o'xshagan mo'jizalar emas. Imom Suyuti bu tafsirini siz buni inhisor deb chegaralashlik deb tushunmang. Bayyinat deganda birinchi bo'lib Tavrot kiradi. Musa alayhisalom sizlarga Tavrot bilan keldi. Ochiq hujjat dalil. Ondan keyin boshqa mo'jizalar. Shu dengizda ochilishligi, Firavnda g'arq bo'lishligi va undan keyin boshqa butun mo'jizalar. Hassa bo'lsin, mana qo'l bo'lsin, osmondan man va salvoning yog'ishligi, toshni urganda toshdan buloq chiqishligi va boshqalar. Shuncha mo'jizalar, shuncha ochiq hujjatlar, dalillar bilan keldi sizlarga Musa. Musa yanıma muamela kıldılarız. Sonra Musa şunca hüccetlerden ki genden ki ittehaztumul icil buzaktı huda kıvaldılarız ki sizler Muhammed aleyhisselam yetiraz kılıyordular. Musa aleyhisselam yakancalı zulüm kıldılarız. Min ba'dihi ve Musa sizlere etti ki Allah beni çakırdı. وَاِذْ وَاَعَدْنَا مُوسَى اَرْبَعِينَ لَيْلَةً Allah'a etti ki biz Musa falan vaadeleştik 40 geceye. Allah beni çakır yaptı, min Allah huzur yeketi yapan turtağa. Allah bilen gepleşip gelemen kitap nazır kıladı. Kitap kemal kılamızı, kursan bunu başarı verip kit oldu. Bir pastasılar buzak yesem, buzakta ibadet kıldılar biz. وَاَنْتُمْ ظَالِمُنْ اَسْلَى ظَالِمْسِلَى diyetti Allah Ta'ala. Yine Muhammed Aleyhisselam'a karşı çıkasınlar. Hozirgi bütün Yahud nasroniylar mana shu gunohlarga sharik. Bu yo'ldan chiqmaganligi uchun. Hozirgi Yahudiylar biz buzoqqa ibodat qilmayapmiz-ku, deyish mumkin, lekin ibodat qilganlarni inkor qilmaganligi uchun, ularni yo'lidan chiqmaganligi, islomni qabul qilmaganligi uchun ayni gunoh ularga ketaveradi. 93. ayet. Va iz akhadna mithaqakum va rafa'na fawqakum at-tur. O'shanda eslang. O'shanda sizlarni qattiq ahdi paymonlaringizni oldik.
ve üstülerciye tur tağını götürdük. Huzû mâ teynâkum bi kuvvetin. Sizlerge kirtirgen nesemrini kuvvetle tutuyorlar. Mahkem üçleyler. Dedik. Vesme'u ve kulak salıyorlar. Allah'ın hükümlerine. Kalu semi'na ve asayna. Yahudiler etki ben İsrail eşittik. Allah Teala vesme'u dedi ki eşittiler. Kulak salıyorlar dedi. Eşittik ve asayna ve isyan kıldık dedi. Kalim. Kasi çıktık dedi. Ve uşribu fi kulubihimul icle bi küfrihim. Kafirliklerinin sebebinden kalplerine buzağını içirildiler. Kul bi esema ye'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Ayet-i Muhammed Aleyhisselam. Sizler eğer mu'minler bulsalarınız, iman keltiruvchi bulsalarınız, sizlerle imanlarınız büyür yaptırıyan nasıl kendi hem yaman buldu. Tefsir ve iz ahazna misaqakum alel amali bima fit tevrati. Oşanda biz Tevrat'taki nesege amel kılıçdik doğrusu sizlerinin katlı ahdı peymanları izi agendik. Ve kad rafa'na fevkakum uttura al cebele hine imtena'tum min kabuliha. Tevrat'ını kabul kılıçdikten yüzü gürgenler izde tert digerlerizde üstülerizde biz turtağını kütergen edik. Leskutu aleyküm üstülerizde taşa varışlık için. Üstülerizde şu tağının küçük geçişlik için. Ve kulna huzu ma ateynelküm bi kuvvetin bi ciddin ve iştihadin. Ve sizlerge kütergen nesemize ciddilikle, iştihadla, kuvvetle tutuyorlar digen edik. Ve esma'u ma tu'merune bihi. Ve emir kılın yaptırgen nesemize kulak sarıyorlar. Sema'a kabulin. Kabul kılış değil kulak sarıştık. Kulak sağlıklı gibi iki kıl bulardı. Biri eteski mesela toplayırsa insanlardı. Adamlar da köşeden toplayıp gelirse eteski Müslüman mısırlar? Eteki hemen Müslüman mısır deyiz. İslam dininde Allah-u Teala namazı farz kıyken. Şimdi şu saatten başla beş vakit namazda okuyuşlar mısır? Hemen okuyumuz deyiz. Şimdi hemen ezde Allah razı olsun maşallah. Cüda akıllı insanlar dekensiler. Bir patat çüntürüp koydum. Bir pasta çumandılar ise, size hemense söküp çıkıp geçiyorlardı. Dervazdan çıkıp geçiyorlardı bas. Eşittik. Ne diyor? Ama namaz okuşmaydı. Köptüle geçimdik. Büyen bir eşitçilik. Ama Allah Teala onlardan sema'a kabulin, kabul kılıçlik eşitçiliğine talep kılıyordu. Eşittiler mi? Kabul kılıyorlar. Kalu ular aytdiki samiyana qaulaka, aytdilar eshitdik so'zingni eshitdik dedi. Musa eshitdik seni so'zingni. Va boshqa payg'ambarlarga ham eshitdik. Va asoyna amroka va buyrug'inga isyon qildik. Qilmaymiz deydi. Va ushribu fi qulubihimul ijla va qalblariga buzoq ichirildilar. Ay holata hubbuhu qulubahum. Ya'ni buzoqqa bo'lgan muhabbat ularning qalblariga aralashib ketdi, singib ketdi. Kema yuhalitu şarabu, şarab insanga aralashib ketgandek. Bir ichimlikni ichsiz, yoki bir suv turpoqqa quyilsa qanday bir singib ketadi. Bikufrihim bu kafirliklarning sababidan bo'lyapti. Qul ayti Muhammad alayhisalom, lahum ularga aytingki, bi'sama shay'an. Qanday ham yomon narsa ekan, ya'murukum bihi imanukum bit-tawrati ibadatul ajli, tawratga bo'lgan iymonlaringiz. Yani buzakka bugün ibadetke büyüdü yaptırken ise kendi hem yaman buldu. İn kuntum mu'minine biha keme zaamtum. Yani uzlarız gümantı gendik, Tevrat'ki iman getirici bulsalarız eğer. El mâne lestum bil mu'minin. Mâna şu ki sizler mu'min meselesiler. Lennel imâne la ye'muru bi ibadetil icli. Çünkü iman buzakka ibadet kılıçdikke büyürmedi ki. Vel muradu adavuhum murad. Yana irada qilinyapti. Yana ularning ota-bobolari. Ay fakazalik antum lastum bil mu'minina bit tawrati. Sizlarning ota-bobolaringiz Tavrotga iymon keltirmaganidir. Ayni shunga o'xshab sizlar ham Tavrotga iymon keltiruvchi emassizlar. Wa qad kazzabtum Muhammadan wal imana biha wal imanu biha la ya'muru bit takzibihi. Sizlar haqiqatan ham Muhammad alayhisalomni yolg'onchiga chiqardilaringiz, yolg'onchi dedilaringiz, kofir bo'ldilaringiz. Ve halenki Tevrat'ke bugün iman Muhammed Aleyhisselam'ın yalancıya çıkarışlıkça büyürmeydi.
Muhammed Aleyhisselam'ı tasdik kılıştıkça buyuradı. Allah Teala bu ayette yine ahd-ı peyman meselesini zikir kılıp işlete yaptı bana. Bu küçüğüne mesele mesele çünkü. Allah ki ahd bir, Allah ki ahd-ı peyman bir, söz bir ve onunla hılaf kılın. Bu güzel katta cinayet. Ular ahd-ı peymanın agenliği, üstlerine turtağını kütergenliği ötken derslerde geldi tefsirlerde. Ki Allah Teala yaptı bu keltirgen nesemizni mahkem işleyler Tavratını ve kulak salıyla degen de eşittik ve isyan kıldık deyipti. Bu Yahud Nasrani ve başka bütün kafirlerin sıfatı şu. Eşittik ve isyan kıldık deyipti. Ama mumunlar semihne ve ata'ne deyipti. Eşittik ve itaat kıldık deyipti. Sahabelerin hayatını karin. Peygamberimiz Aleyhisselam şu ayet nazil bu dediyse şu ayette şu zahatı hayatlarına tatbik kılışadı. Kur'an eserine büyürseler, şu zahatı onu hayatlarına tatbik kılışadı. Hazır kılavmimiz, hazır bu meydiyen yaptı, sahabeler yapırmıyordu. Şimdi Peygamberimizin zamanında yok muydu? Hazır biz kılavmimiz, imkanımız yok, üzülümüz var diyen insanlar yok muydu? Var idi. Ama bunların münafıklar değillerdi. Bunlar münafıklar idi. Bütün ayetlerde etiyettirgenimizdik, bana Müslümanlar dinden uzaklaşkenlik için halese halemese Yahudilerin haleti geçip kalıyordu. Hazır ki Müslümanlar'da köptülük için diyor. Kur'an'a amel kıydılar, Kur'an'da mahkeme şeylerdi. Siz eşittik ve isyan kıldık dedi. İsyan kıldık yani ne dedi yani? Biz inkar kılamız dedi yani emez. Yahudilerin hiç kersinizi Tavrat'ta inkar kılmıyordu. Tavrat'ta kanca muhabbeti var. Nasrani'nin hiç kesinlikle İncil'e hürmetsizlik kimiydi? Kança hürmeti var zahiren karasıyız. Müslümanlar da ki hemşinlik. Kança hürmet kılışadı. Şimdi hürmet kılışadı ki gözümüzü körünmesindir. Niç kabat uğrap bıçakıya yaşırıp koyuşadı. Uzak dursunlar. Şu derecede hürmet kıladı. Karagene'ye cürat kılışadı. Lakin Kur'an'a amel kılışız amel kimiydi? Yahud Nasrani'ler şimdilik. Peygamberimiz Aleyhisselam ettiler. Kullu ümmeti yedhulunel cennet. İlla men ebe. Ümmetimin hepsi cennetke kiledi. Lekin yüz ürgürgen cennetke kirmeyi dediler. Sahabeler hayran kaldı. Ya Resulullah kim yüz ürgüredi ki cennetke kirmekten? Hemen cennetke kirmek mahsup oladı ki. Ettiler ki men ata'ani dehalel cennet. Kimi ki menge itaatsa cennetke kiledi. Ve men asani fekad ebe. Kimi ki menge isyan kısa, karşı çıksa, o cennette kereçliğinden yüz uygulup dediler. Karim. Şu yada, ve men asani diyettiler. Menge isyan kıyanlar diyettiler. Bana ümmet men diyen, Müslüman men diyenler, Peygamberimizde isyankar bu kişiler, bir atası bir Muhammed Aleyhisselam'da kabul kımıymen, Muhammed Aleyhisselam'da sözüge amel kımıymen dedi mi? Aytmaydı, hammet dedi Muhammed Aleyhisselam'da yaş görmemiz, o kişinin ümmetimiz, bu katta nimet, o kişinin sünnetleri mübarek, falan fıstan, sizge gel vermeydi mehtaşliğine. Ama amel kımaydı. Ve ahsayı neydi gene, bunu biz ne doğru düşünmeyelik. İnkar kıldıydı genemez. İsyan kıldıydı, amel kımaydı gene. Kur'an-ı hadisi içtip, amel kımasını Yahudiyettir. Bunun başka tarafı yok. Bunun başka hükmü yok. Kur'an-ı hadis hükmünü içtiniz mi amel kımasınız? Yahudisiz siz. Müslüman Yahudi. Peygamberimiz Aleyhisselam ettiler. Yeni ümmetim hala ilgeçip yeterdi Yahud'da saniyle geldiler. Siz o şeylerden bulasınız. Çünkü siz amel kılıyorduk. Allah'tan korkuyorduk. Semiyene ve asayene demeyelik. Eştik ve amel kımimiz demeyelik. Semiyene ve ata'ana. Eştik ve itaat kıldık. Şu zahata amel kılamız. Hazır ki Müslümanların haletine karasız, haklı getirirken oğlumlarına nispeten Yahudilerin hepini getirirken. Eştik ve asyan kıldık neydi? Amel kılar mıyız? Sizler doğru et yapsınlarım biz. Sizlere yakın yürüyen korkamız neydi? Derslerinizi kesip bizden listeye çıkıp kalamız neydi? Sizler listeye çıkıyor adam sizler neydi? Bütün dünya sizlerle teşhiri bürüptü neydi? Bütün istihbaratları közü sizlerde neydi? Şunun için biz sıraya kuşlanmayız neydi? Peygamberimiz Aleyhisselam zamanında hem şimdi girdi. Bütün peygamberler zamanında şimdi bugün.
yaxshimas mı? Dünyanın egalarimiz deyip turgan adamlar bütün işini taşıyıp seni teşirip yürüşken bu sen. Bu seni obro'yinga, darajangga dalolat qilmaydi mi? Boshqa minglab millionlab insonlar bir tenga olishmaydi. İşlerini taşıyıp seni teşirip yürüşüpti. Seni teşirganlarga pul berishyapti. Daraja beryapti, martabalar ochyapti. Qiymatli odam ekansan-da, qiymatli odam bo'lganing yaxshi emasmi? Beqadr, bir rasvo inson bo'lishing kerak. Samena va atona de, Qur'on hadisiga eshitdi va itoat qildik de. Nimaga isyon qilyapsan? Bahona qilma. Hech qanday bahona qabul bo'lmaydi. Eshitdik va itoat qildik. Amal qilamiz har qanday holatda. Siyosatlarda, hukumatlarda, zamonlarda, makonlarda bahona qilmang. O'tmaydi u bahonalar. Hech qanday bahonangiz qabul bo'lmaydi. Amal qiling. Yahudlarga qalblariga buzoq ichirildi deyapti, yildi demayapti. Nimaga ichirildi dedi? Yuqorida aytganimizdek, bir qumga yoki turpoqqa suv quysiz, haligi suvni yaxshilab shimadi turpoq. Ich-ichiga kirib ketadi. Buzoq ham buzoqqa bo'lgan muhabbat, butparastlik ularning qalblariga singib ketgan edi. Yahud va nasoylarning qalbiga singib ketdi butparastlik. Shuning uchun yana butparastlikka ketib qolyaptilar. Shuning uchun yana mushrik bo'lishdi. Allohga shirk keltirishyapti. Ruhlarga, qabrlarga sig'inishadi. Haykallarga sig'inishadi. Chunki shirk ularning qalblariga singib ketgan. Kofirliklari sababli. Endi bu yerda siz o'ylamangki, agar ularning qalbiga buzoqning muhabbati ichirilgan bo'lsa, singdirilgan bo'lsa, unda bechoralar qanday qiladi, qanday tuzaladi demang. Tavba qilsin, islomni qabul qilsin deb tozalanadi shular. İslam'da kabul kılıçdığı bilen bütün günahları yuvulup gidiyordu. Çıkıp gidiyordu. Cesedinden zerre kadar bir şirkte hasaratı kalmıyordu. Eğer İslam etken deyik, İslam talaptıken deyik, tavba kısa, İslam'da kabul kısa. Bu mesela şu halette kalırdı. İslam'a mükemmel amel kımagen insan'a bari bir şirk kirip gidiyordu baridir. Şirkten kutulamayız. Bidiyetten kutulamayız. Ayet-i Muhammed Aleyhisselam. Yahudlarga aytgin, agar sizlar mu'minlar bo'lsalaringiz, sizlarning iymonlaringiz buyurib turgan narsa qanday ham yomon bo'ldi. Iymon shu narsaga buyuradimi? Iymon buzoqqa ibodat qilishlikka buyuradimi? Iymon payg'ambarlarni o'ldirishga buyuradimi? Iymon samiyana va asoyna deyishga buyuradimi? Isyon qildik deyishlikka buyuradimi? Iymon Tavrotni tark qilishlikka buyuradimi? Sizlarning iymonlaringiz qancha yomon narsalarga buyurar ekan-a? Qancha ham yomon ekan sizlarning iymonlaringiz. Bu iymon emas bu. Bu küfür. Qanday mukammal munozaralar bo'lyapti. Demak, iymonsiz ular, iymoni yo'q. Oldingilarda ham iymon yo'qdi, hozirgilarda ham iymon yo'q. Alloh subhanahu va taolo o'zining bu kalomlarini, oyatlarini butun dunyoga hokim qilsin. Bu oyatlarga zid bo'lgan butun jaholat, zalolat, kufr, shirkni butun dunyodan yo'qotsin.